Arkadaşlar merhabalar. Eğitim serimizin 26. videosundayız. Bu videoda pivot table ile ilgili özelliklerden bahsetmeye devam edeceğiz. Ve bahsedeceğimiz şey aslında dilimleyici yani slicer dediğimiz şey. Daha önce giriş sekmesindeki format as table dediğimiz bir veriyi tablo olarak biçimlendirme yani tablo haline getirmeden bahsederken bir tabloya dilimleyici ekleyebileceğimizden bahsetmiştik. Ve kısaca sadece ne işe yaradığından bahsetmiştik. Burada artık pivot tablo ile beraber kullanabileceğimiz dilimleyici biçimi, özelleştirmesi, ne işe yaradığı ve nasıl işlevsel olarak kullanabildiğimizle alakalı şeylerden bahsedeceğiz. Öncelikle bildiğiniz gibi arkadaşlar dilimleyici tabloları ya da bahsettiğimiz gibi pivot table'ları filtrelemek için tıklayarak filtreleme yapabileceğimiz butonları olan bir araçtır arkadaşlar. Dolayısıyla hemen başlamak istiyorum. Kısaca özelliklerinden bahsedelim istiyorum. Pivot table ile ilgili videoların hepsinde aynı veriyi kullanıyorum ama direkt bu videoyu izleyenler için arkadaşlar verimizde saç ürünleri, ambalajlarına ait kategoriler, satış sorumluları, o sorumluların hangi tarihte ve o tarihe bağlı hangi ayda kaç adet o üründen sattığı ve ürünün birim fiyatları ve birim fiyatla adetlerin çarpımından da toplam satış tutarı sütunlarımız mevcut arkadaşlar. Dolayısıyla hemen ve şu kadar çok da büyük olmayan bir veri. Ctrl A'ya basıp tüm verimi seçip ekle kısmına gelip arkadaşlar pivot table'a basıyorum. Ve yeni bir sayfada bir pivot table oluşturmak istiyorum. Ve arkadaşlar satırlarda ürün isimlerinin gözükmesini istiyorum. Değerlerde adetlerin ve toplam tutarın gözükmesini istiyorum. Tutar kısmını da şöyle para birimi olduğu için arkadaşlar giriş sekmesine gelip hemen currency olarak değiştirmek istiyorum veri tipini. Ve bu alanla işim bittiği için şu an kapatıyorum arkadaşlar. Ve ben bir pivot tablomu temel olarak oluşturdum. Şimdi arkadaşlar ben bildiğiniz gibi normalde pivot table ile alakalı tüm ayarları yapabildiğim sekmeler açılıyordu yukarıda. Bakın üzerine geldiğimde pivot table analyze ve design denilen pivot table'ın görüntüsü ve genel olarak analiziyle alakalı araçların bulunduğu 2 adet sekme açılıyor. Ve ben farklı bir pivot table'ımın içinden farklı bir alana sayfada tıklarsam eğer de bu sekmeler kayboluyordu bildiğiniz gibi. Dolayısıyla ben bir slicer eklemek için de tahmin edeceğiniz üzere pivot table'ın içine gelmem gerekiyor. Ve bu pivot tabloyu analiz et kısmındaki şu insert slicer yani dilimleyici ekle kısmına basmam gerekiyor. Daha önce bildiğiniz gibi şu alanlardan yani tablonun özet tablonun option seçeneklerinden ya da alan ayarlarından ya da grup oluşturma gibi şeylerden bahsetmiştik. Hemen geliyorum arkadaşlar insert slicer diyorum yani bir dilimleyici ekle diyorum. Bakın bana arkadaşlar şöyle bir pencere açılıyor, pencereyi de büyütmek istiyorum. Bana mevcut verimdeki tüm sütün isimlerinin yer olduğu listeyi getiriyor arkadaşlar. Ve diyor ki nereyi filtrelemek istiyorsan o başlıkları seçebilirsin diyor. Ben kategorileri ve satış sorumlularını filtrelemek istiyorum. Dolayısıyla 2 adet ayrı ayrı slicer oluşturmak istediğim için ikisini de seçiyorum arkadaşlar. Ve OK'ye tamam'a tıklıyorum. Bakın hemen bana arkadaşlar 2 tane dilimleyiciyi getirdi. Şöyle ben bunları mouse'la sürükleyerek taşıyabiliyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bu yanlarından tutup genişletebiliyorum, büyütebiliyorum, görüntüsünü değiştirebiliyorum. Ve bu yanındaki yönlendirme oklarıyla aşağı yukarı şekilde hareket ettirebiliyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ve dilimleyicilerin en temel özelliği dediğimiz gibi filtreleme yapmak demiştik. Nasıl yani? Ben buradaki seçeneklerden herhangi birine basarsam artık dilimleyicim neyse. Mesela kategoride cam şişeye basarsam benim pivot tablomda cam şişe ile ilgili özellikleri görüyor olacağım. Bakın farkındaysanız burada sadece ürün isimleri var. Cam şişe yok. Ama ben cam şişeye bastığımda sadece cam şişede saç yağı isimli ürün olduğu için saç yağına ait veriyi bana getiriyor arkadaşlar. Ve şuraya basarsam da clear filter diyor zaten mouse'u üzerinde durduğumda da filtrelememi temizlemiş olacağım arkadaşlar. Ve ben sadece tek bir tane mi filtreleme yapabilirim? Yani çoklu seçim yapamaz mıyım? Tabii ki yapabilirim. Yani hem cam şişeyi hem plastik paketi ya da sadece plastik ürünleri görmek istiyorum diyelim. Hem plastik pakete basacağım daha sonra da buna basacağım. Ama neden olmadı arkadaşlar? Çünkü şurada bakın bir seçenek var ve üzerinde durduğumda da multi select diyor. Yani birden fazla seçim yapabilirsin diyor. Buna tıklarsam eğer
Artık bakın bir daha buna bastığımda ikisi aynı anda seçilmiş oldu. Yani hem paketli hem de plastik şişe ait ürünler pivot tablonda listelenmiş oldu. Ama bir daha basarsam arkadaşlar bu özellik kaybolduğu için sadece tek seçim yapmama izin veriyor. Ve bu çoklu seçim yapmayı arkadaşlar buradan basıp bu seçeneği açabileceğim gibi aynı zamanda bir yere tıkladıktan sonra CTRL'ye basarsam eğer ve CTRL basılı haldeyken başka bir seçeneği seçersem yine aynı şekilde çoklu bir şekilde seçim yapmış olacağım. Bakın şu an kapalıydı ama ben CTRL'ye basılı tutarak hem plastik şişeyi hem plastik paketi seçtim. Ve buradan çarpıya bakıyorum, basıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde burası için de geçerli ve fark ettiyseniz ben mesela cam şişeye bastığımda şu yandaki satış sorumlusu yazan dilimleyicim de şuradaki aşağıdaki satış sorumlusu arkadaşların ismi pasif hale geldi. Sadece bu 4 tanesi aktif halde. Çünkü bu ne demek arkadaşlar? Saç yağını satan, cam şişe ürününü satan yani sadece bu 4 kişi satış sorumlusu. Yani diğerleri bu üründen satış yapmadığı için onlar aktif bir halde değil. Ben aynı şekilde cam şişeye geldim ve bu sefer de Mehmet Ali isimli satış sorumlusunun yaptığı satışı görmek istiyorum. Bakın tıklıyorum. Ne oldu arkadaşlar? 425 adet ve 127.500 TL değerinde cam şişe kategorisinde saç yağını Mehmet Ali isimli satış sorumlusu yapmış arkadaşlar. Bu şekilde bunları görmüş oluyorum. Tıklıyorum çarpıya arkadaşlar. Bu çoklu seçim bu arada hepsinde var. Bakın şurada da var. Yani genel olarak geçerli bir şey. Çoklu seçimi dediğimiz gibi hem CTRL ile bakın birden fazla da olabilir bu. CTRL'ye basılı tutuyorum. Ahmet Sevim'i, Fatma Kara'yı, Halide Başarı'yı, Kemal Kaya'yı bakın hepsini seçiyorum arkadaşlar. Ne oldu? Seçtiğim alanın her bir ürünü seçtiğimde değişti. Bu çarpıya basarak da bu seçimi iptal ediyorum. Yani filtremi temizliyorum. Ve gelelim arkadaşlar. Ben Slicer'ıma bastığımda şu yukarıda da farkındaysanız aynı pivot tabloda olduğu gibi ya da bir tablo oluştururken de aynı şekilde yukarıda Slicer yani dilimleyici adında bir sekme açıldı arkadaşlar. Ve bu sekmede benim bu dilimleyici ile alakalı yapabileceğim tüm ayarların olduğu yer açılıyor arkadaşlar. Ve farklı bir alana tıkladığımda yine aynı pivot tabloda olduğu gibi bu sekme kayboluyor. Yani benim bir dilimleyici ile ilgili ayar yapmam için dilimleyicinin üzerine geliyor olmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın hemen ilk baştan başlayarak incelemek istiyorum. İlk başta Slicer Caption diyor. Yani bu Slicer'ın şu üstte bir başlığı var farkındaysanız. Diyor ki bu başlığın ismini sen değiştirebilirsin. Seçtiğin sütunun ismi olmak zorunda değil. Tıklıyorum arkadaşlar buraya. Ben mesela sadece kategori yazsın. Parantez içinde şey yazmasın istiyorum. Tıklıyorum Enter'a. Bakın ne yaptı? Hemen değişti arkadaşlar. Bir yanında da Slicer Settings dediğimiz Slicer ayarları denilen bir bölüm var arkadaşlar. Bunlar ne? Hemen tıklayıp basıp inceleyelim istiyorum arkadaşlar. En üstte o mevcut Slicer'ın ismi, sütundaki ismi yer alıyor arkadaşlar. Bir altında da başlık kısmı yer alıyor ve bizim farkındaysanız iki tane A yazmışım. Şöyle silelim. Caption dediğimiz isim değiştirme bölümü burada da var bakın. Ve yukarıda da diyor ki başlığı gösterebilirsin de göstermeyebilirsin de. Bakın buradaki başlığı göster kısmının tikini kaldırırsam ben eğer ve OK'ye basarsam ne olacak? Buradaki başlık gözükmeyecek. Yani ben başlık olmasını istemeyebilirim de. Geliyorum tekrar arkadaşlar. Ben şu an gözükmesini istiyorum. Ve altında da arkadaşlar nasıl sıralama yapmamızla alakalı bir seçenek var. Bakın normalde A'dan Z'ye sıralama şeklinde seçili. Fark ettiyseniz C, K, P, T diye gidiyor. Yani A'dan Z'ye bunları sıralamış. Aynı şekilde Z'den A'ya da yapabilirdim. Ya da bu veri eğer sayısal bir veri olsaydı da dilimleyicimin içinde bu sefer de küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe seçenekler olacaktı. Ve bir yanında da arkadaşlar şunlar yer alıyor. Yani veri içermeyen öğeleri gizle diyor. Bu ne demek? Ve altında da belli başlı seçenekler var ve seçili zaten. Veri içermeyen öğeleri görsel olarak belirt. Verisi olmayan öğeleri en son göster. Ya da bu veri kaynağından silinen öğeleri göster gibi 3 tane seçeneğimiz var. Farkındaysanız verisi olmayan öğeleri en son göster seçili. Bu ne demek? Demin ben sadece plastik şişeyi seçtiğimde yanda aşağıdaki satış sorumluları pasif olmuştu farkındaysanız. Sadece plastik şişe satışını yapan sorumlular aktif haldeydi. Ve aktif olanlar da üstte gözüküyordu. Mevcutta A'dan Z'ye sıralamadan aykırı bir şekilde. Dolayısıyla bu buna yarıyor. Yani bu karışık olup ben tek tek de arayabilirim. Sadece aktif olanlar üstte de sıralanabilir. Ki mevcut zaten ayarında da bu şekilde gözükmüş durumda. Ya da veri olmayan
veri içermeyen öğeleri gizle diye bir seçenek var arkadaşlar. Bu da şu demek. Benim ana verimde eğer bir satış sorumlusu ismi yer alsaydı, ona ait bir kategori de olabilir ama bir satış miktarı yoksa içinde, ona ait bir veri yoksa yani filtreleyebileceğimiz, onu bu slicer'ımızın içinde ismini göstermeyebiliriz. Yani buna tıklarsam da bu işe yarayacak arkadaşlar ama ben gösteriyor olmak istiyorum. Dolayısıyla OK'ye basıyorum. Aynı şekilde bu slicer'ın seçeneklerini, yani bu tıkladığımızda bu geldiğimiz slicer settings dediğimiz kısmı aynı şekilde dinleyicimiz de sağ tıklayarak da gidiyor olabiliriz. Bakın şurada slicer settings, slicer ayarları diye bir seçenek var. Bakın tıklıyorum. Yine aynı pencere yer almış oluyor arkadaşlar. Ve bir yanında da report connection denilen bir bölüm var arkadaşlar. Bu ne demek? Bakın tıklıyorum. Ne yapıyor? Pivot table 54 isimli sheet 8'de bir pivot tablom var ve bu seçili halde. Arkadaşlar bu ne demek? Eğer ben birden fazla pivot tablo oluştursaydım aynı veriyle, aynı veri alanıyla, ben bu dilimleyiciyi birden fazla pivot tabloya bağlıya olabilirdim. Bu ne demek? Hemen göstermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok önemli bir konu ve yani özellikle verilerimizde çok kullanacağımız, analizlerimizde çok kullanacağımız bir konu. Arkadaşlar hemen buraya geliyorum. Aynı veri seçiliyken yeni bir pivot tablo oluşturmak istiyorum. Bakın tıklıyorum. Mevcut bir şeyde, sayfada oluştur diyorum. Geliyorum sheet 8'e ve şurada yeni bir pivot tablo oluşturmak istiyorum. Hemen arkadaşlar yine bu sefer ne olsun? Aylar yer alsın. Yine yanında da adet ve toplam tutar yer alsın. Bu toplam tutarı da girişe basalım. Şöyle aynı şekilde biçimlendirmesini yapalım arkadaşlar. Bakın 1'den 12'ye kadar ayları sıraladı ve aylara göre de satış adedi ve tutarını sıraladı. Şimdi arkadaşlar ben şimdi sağ tıklayıp ya da direkt şuradan gösterelim öncelikle. Report Connection'a gelip bakın demin sadece Pivot Table 54 vardı. Şimdi Pivot Table 55 isimli bir tablo da var burada. Neden? Çünkü ben aynı veriyle yeni bir pivot tablo da oluşturdum. Ve diyor ki sen bu slicer dilimleyiciyi buna da bağlayabilirsin. İkisini aynı anda filtreleyebilirsin diyor. Bakın bunu da tıklıyorum. OK'ya basıyorum arkadaşlar. Ne oldu? Ben cam şişeye basıyorum. İki pivot tablomda da veriler değiştiğini görüyorum. Yani ben cam şişede sadece 6. 10. 11. ve 12. ayda satış yapmışım. Ve cam şişeden sadece saç yağı ürünüm varmış. Toplam değerleri de farkındaysanız bakın 1183 adet, 1180 adet aynı. Aynı şeyi ben bu satış sorumlusu için de yapabilirim arkadaşlar. Geliyorum, ikisini de bağlıyorum. Ve arkadaşlar yine gelelim. Yan tarafta da benim slicer'ımın rengini, biçimini ayarlayabileceğim bir bölüm var. Bakın şöyle tıklıyorum. Rengi şu an uyumlu olduğu için değiştirmek istemiyorum ama böyle açık mavi, gri, yani istediğimiz renk ve biçimde bu şekilde bunlardan birini seçiyor olabiliriz arkadaşlar. Bu tamamen biçimlendirme ve görsellikle alakalı. Raporlarımızda uygulayabileceğimiz bir şey. Ve arkadaşlar bu Report Connection denilen kısmı bu arada sağ tıklayıp aynı şekilde buradan da gidebiliriz. Yani sağ tıklayıp da ben Report Connection, yani raporları bağla deyip de bu iki tanesini seçebilirim. Yeri gelmişken bunu da söylemek istiyorum. Ve arkadaşlar bir yanında da ileri al geri al gibi seçenekler var. Bu iki slicer'ın aslında konumuyla alakalı. Bakın bunlar üst üsteyken ben dersem ki send backward, yani geriye al. Bakın bu kategoriyi öne aldı, bunu geriye aldı. Aynı şekilde bunun üzerine gelip ya da bir daha buradayken öne al dersem de bakın aynı şekilde öne aldı. Bu tamamen slicer'ın konumuyla alakalı bir seçenek. Yani iki tane slicer'ın, iki tane dilimleyiciyi nasıl görüntülemek istiyorsam onunla alakalı arkadaşlar. Ve bir yanda da sütunlar, yüksekliği ve genel olarak yükseklik ve genişlikle alakalı belli başlı seçeneklerimiz var arkadaşlar. Bunlar nedir? Bakın geliyorum buraya. Sütunlar diyor. Yani ben tek bir sütun halinde bunları görüntülemek zorunda mıyım? Hayır. Bakın tıklıyorum buraya. Ne yaptı? Böyle geniş şekilde de ben bunu görüntüleyebilirim. CTRL-Z diyelim. Şunu da alta alalım. Geniş şekilde de görüntüleyebilirim arkadaşlar. Ve bu mevcut içindeki her bir verinin olduğu yuvarlak şu işaretlerin de yüksekliğini, genişliğini buradan ayarlıyor olabilirim. Bakın bu yükseklik. Buradan tıkladığımda da aynı şekilde genişliğini ayarlıyor olabilirim arkadaşlar.
Ve bir yanında da arkadaşlar genel olarak slicer kutumun yükseklik ve genişliği. Bakın böyle tıklıyorum. Yukarı aşağı getirebilirim. Ben bunu manuel elimle de yazabilirim. Aynı şekilde buradan. Yani bunların hepsini ayarlayabilirim ama bu dış kutunun genişliğini böyle manuel olarak elimle de ayarlayabilirim ki ayarladıkça bakın sağ altta yükseklik ve genişliğin kaç olduğuyla alakalı bir veri de yer alıyor arkadaşlar. Ve biz dediğimiz gibi bu slicer'ın özelliklerini aynı zamanda arkadaşlar sağ tıklayıp da gidiyor olabiliriz. Mesela nasıl gidebiliriz arkadaşlar? Bakın bu ileri alma, geri alma kısmı burada da var. Yani şurada yaptığımız işlemin hepsi sağ tıklayıp da yapabiliriz. Ya da bu A'dan Z'ye sıralama, Z'den A'ya sıralama işlemini yine bu şekilde yapabiliriz. Slicer settings yani slicer dilimleyici ayarlarına yine buradan gidebiliriz. Ve farklı olarak burada arkadaşlar genişlik ve büyüklük özellikleri diye bir şey var. Bakın buraya tıkladığımda böyle bir pencere açılıyor. Aslında şurada yaptığımız ayarların aynısı diyebiliriz. Şöyle burada position and layout denilen bir kısım var arkadaşlar. Yani benim dilimleyicimin pozisyonu sayfada nerede olsun? Bakın böyle yükselttiğimde bunu sağa gidiyor. Düşürttüğümde sola gidiyor. Yatay olarak, horizontal olarak konumu ne olsun diyor. Aynı şekilde vertical key olarak konumu ne olsun? Buradan ayarlayabilirim ama ben taşıyabilirim tabii ki. Ve bir altında arkadaşlar bakın kolum numarası 2 tane, 3 tane de olabilir. 1 tane de olabilir. Aynı şekilde bunların hepsini ben buradan ayarlıyor olabilirim arkadaşlar. Aynı numarayı biliyorsunuz buradan da yapıyor olabilirim. Ve ben arkadaşlar genişliğini, yüksekliğini aynı burada ayarladığım gibi bedenini yani buradan da ayarlayabilirim arkadaşlar. Bakın burada da aynı şekilde ne kadar büyütüp yüzde olarak küçülttüğümle alakalı bir seçenek var. Ve en altında da properties yani özellikler denilen bir seçenek var arkadaşlar. Burada da nereye taşımak istediğimizle alakalı belli başlı seçenekler var. Kapatıyorum şimdilik arkadaşlar. Slicer ile alakalı aslında genel olarak bahsedeceğimiz şeyler bunlar. Ama Slicer'ın bir dilimleyicinin en önemli özelliği arkadaşlar birden fazla tabloyu aynı anda filtreleyebiliyor olması arkadaşlar. Ve böyle büyük raporlar, analizler yaptığımızda bu özellik açıkçası çok önemli hale gelecektir arkadaşlar. Ve bu slicer sekmesinde gördüğümüz tüm ayarların hepsini biz sağ tıklayarak aynı şekilde yapıyor olabiliriz. Yani hepsini buradan yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Ve dilimleyici özelliği Microsoft Excel'de 2010 itibariyle çıkmış durumda. Yani siz 2006, 9 vesaire kullanıyorsanız bu dilimleyici özelliğine maalesef erişemeyebilirsiniz. Ve dediğim gibi ben 365 kullandığım için 2010 ve 2020 2'ye kadar olan kullanıcılarda da aynı benim pivot tablomu özel bir şekilde biçimlendirebileceğim gibi dilimleyici de normalde eğer dediğim gibi 365 dışında bir sürüm kullanıyorsanız siz bu renkleri, kenarlıkları, şeyleri aynı tablo biçimlendirme gibi, hücre biçimlendirme gibi özel bir şekilde biçimlendirebilirsiniz. Ama 365 sürümünde bunun için sadece hali hazırda verdiği görsellerden birini kullanabilmemize izin vermiş Microsoft. Bunu da dipnot olarak vermiş olayım arkadaşlar. Dolayısıyla dilimleyicilerle alakalı söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda yine pivot tablonun farklı bir özelliğinden bahsediyor olacağız. Şimdilik görüşmek üzere diyelim.